Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün Burcu Kurt ve İsmail Yaşayanlarla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün uzaklardan ve malum konumumuzun biraz da tarihi perspektifine bakacağız beraber. Değil mi? Salgın hastalıkları, kamu sağlığı ve karantina uygulamaları. Burcu Kurt ve İsmail Yaşayanlar hocaların birlikte hazırladıkları 2017 yılında Tarih Vakfı tarafından yayınlanan, bugün programımızın da başlığı olan Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı kitabını. Şöyle evet, kenarda görmüş oldunuz. Buradan gösterelim. Kitaplarından yola çıkarak bu programı yapmayı planladık birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten tam da bu dönemde kitabınızın ayrıca tarihi perspektifte de neler olmuş? Bugün biz de aynı şeyleri yaşıyor muyuz? Biraz ona bakacağız. İsmail Hocam, sizinle başlayacağız değil mi? Kamu sağlığı. Evet. Ve nedir bu kamu sağlığı anlayışı? Nasıl ortaya çıkmış? Kökenleri nelerdir? Kamu sağlığının aslında tarihi kökeni sanayi devrimine dayanıyor. Sanayi devrimiyle beraber kentlere artık kentlerde yoğunlaşan nüfus, hükümetleri, devletleri yeni bir sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bunlardan bir tanesi de zaten tarih boyunca hep var olan, insanların toplu yaşamaya başlamalarından biri salgın hastalıklar ve bu salgın hastalıkların hızla yayılması aslına bakarsanız. Tabii sanayi devrimi iki tane temel unsuru bizim önümüze koyuyor. Bunlardan bir tanesi sağlıklı ve dayanıklı işçi. Diğeri de yoğun savaşlar dönemine girildiği için sağlıklı ve dayanıklı asker. İşte bu sağlıklı ve dayanıklı asker ve işçileri salgınlardan korumak için bir takım politikalar üretilmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda en basit anlamda kamu sağlığı politikaları hayata geçirilmeye başlanıyor. Ki bunun ilk ayağı kişisel hijyen konusudur. Kişisel hijyenin önerilmesidir. İkinci ayağı da kent hijyeni meselesidir. Kent hijyeni biraz daha geç dünya tarihinde uygulanmaya başlanıyor. 19. yüzyılın başını buluyor. Ama kişisel hijyenle ilgili telkinler daha erken dönemde özellikle işçiler ve askerler bağlamında önerildiğini ve uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama ne kadar başarı sağlıyor o ayrı bir mesele tabii ki. Tabii bu kamu sağlığının bir diğer ayağı da bu dönemde bu insanların iyi beslenmelerini sağlamak ve ucuz malzemelerle beslenmelerini sağlamaktı. Çünkü vücut direnci doğrudan tüketilen gıda maddeleriyle ilişkili olduğu için bu dönemdeki hekimler bunların en azından karınlarının tok olması gerektiğini ve yüksek kalorili besinlerle beslenmeleri gerektiğini söylüyorlardı ve öneriyorlardı. Ve bu bağlamda mesela Avrupa'da patates tüketiminin 17. yüzyılda, 18. yüzyıldan itibaren artık yükselişe geçtiğini görüyoruz. Evet, peki Osmanlı'da? Osmanlı'da kamu sağlığı uygulamaları daha geç dönemde hayata geçiriliyor. Yani aslında daha geç diyorum ama yani bunun Avrupa ülkelerinde sistemli bir şekilde uygulanmaya başlaması 19. yüzyılın ilk çeyreğidir. Osmanlı'da da 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden ve üçüncü çeyreğinin başından itibaren aslında bu şeyler hayata geçirilmeye çalışılıyor. Yani Osmanlı bunları güncel olarak takip etmeye çalışıyor. Tabii bunun temel sebebi tıp biliminin bu dönemde henüz tam olarak gelişmemiş olması veya başka bir deyişle 19. yüzyıl sürecinde tıp biliminin gelişiyor olması. Tıp bilimiyle yani tıpın gelişmesiyle paralel olarak kamu sağlığı politikalarında gelişme gösterdiğini görüyoruz ki bunun ilk ayağı da hekimlik, modern hekimlik
ve modern hastanelerin tesis edilmesi. Avrupa'da tabii bu daha yüzyılın başında gerçekleşmiş oluyor. Osmanlı'da modern hastanelerin tesis edilmesi yüzyılın ikinci çeyreğine tekabül etse de bu genellikle İstanbul merkezli olarak hayata geçirilen bir uygulama. Yine hekimlerin de yani modern tıp eğitimi görmüş hekimlerin de hizmet verdiği alan daha çok başkent ve çevresi. Ancak 19. yüzyılın son çeyreğinde 1875'lerden sonra taşrada da hastanelerin yaygınlaşmaya başladığını ve hekimlikle ilgili çeşitli yönergelerin yürürlüğe girerek devletin taşraya da hekim takviyesini arttırmaya başladığını görüyoruz. Yani aslında ben araya girmek istiyorum. Tabii. Şöyle düşünmek lazım bunu. Yani aslında ilk etapta hani sağlık dediğimiz, İsmail'in dediğini toparlamak gerekirse günümüze bağlantı yapmak açısından ilk etapta aslında halkın kendi kendini tedavi etmesi gibi bir süreç var. Daha sonra kamu hijyeni mantığıyla birlikte belediyeler kuruluyor aslında. Yani ilk defa bu belediyelerin kuruluşu vesaire de bu kolera salgınları İsmail birazdan anlatır. Onun neticesinde zaten şekillenen mevzular işte o artık hani sokakların süpürülmesi, çöplerin toplanması, işte suların hijyenik hale getirilmesi gibi belediye faaliyetler. Yani artık devletin de bir sorumluluğunun olması ve devletin bizzat halkın sağlığını korumaya başlaması mevzusu. İşte hastaneler de burada ortaya çıkıyor. İsmail'in dediği gibi çünkü hani aslında baktığınız zaman ilk etapta askeri hastaneler kuruluyor. Neden? Çünkü en önemli şey o dönemin ıslahatlarına da baktığınızda askeri anlamda güçlü olmak. Dolayısıyla sizin güçlü bedenlere ihtiyacınız var. Ve ilk hastaneler askeri hastaneler olarak kuruluyor. Daha sonra sivile yaygınlaştırılıyor bunlar İsmail'in dediği gibi. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısında daha çok hani imparatorlukta sivil şeylerin kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında halkın kendi kendini biraz nasıl diyelim bakmasından devletin halkın sağlığını üstlenmesine doğru aşama aşama giden bir süreç var aslında. Peki bu aşamada bir eğitim söz konusu mu ayrıca halka ya da belirli broşürler dağıtarak ya da belirli işte kişisel hijyene yönelik herhangi bir eğitim gibi bir şeyden bahsetmek söz konusu mu? Yani böyle bir eğitim yok. Zaten okuma yazma oranlarının çok düşük olduğunu da varsayarsak burada aslında bu misyonu üstlenen en önemli görevliler hekimler. Ama şöyle düşünelim, yani taşrada, bir taşra kentinde hekim çeşitleri var tabii ki. Askeri hekimler, mülki hekimler, işte mülki hekimler, kendi içlerinde hastanelerde çalışan hekimler ve belediye hekimleri olarak ikiye ayrılıyor. Daha sonra hükümet tabibi deniyor bunlara. Şimdi bu benim doktoramdaki kentlerden birini örnek alalım. Trabzon'u örnek alalım mesela. Yani 19. yüzyılda Trabzon'da askeri hekim ve mülki hekim olarak değerlendirebileceğimiz hekim sayısı 5'i geçmiyor. Bunun dışında tabii ki özel muayenehaneleri olan hekimler var mı? Var. Ama bunlar sonuçta devletin görevlendirdiği hekimler değil. Hekim sayısı çok az. Hekimlerin halkı bilgilendirme, topyekun bilgilendirme imkanları bu bağlamda yok. Bu noktada bizim karşımıza en önemli taşradaki devletle halk arasında iletişimi sağlayan görevlilerin imam olduklarını görüyoruz. İmamlar karşımıza çıkıyor. Çeşitli risaleler yayınlanıyor salgınlar zamanında. İşte kişisel temizliğe dikkat etmeye yönelik veya o hastalıkla nasıl mücadele edileceğine yönelik, onun dışında kendi çevrelerine nasıl temiz tutmaları, yaşadıkları ortamı nasıl temizlemelerine açıklayan risalelerin yayınlandığını görüyoruz. Bu risaleler de imamlara gönderiliyor. İmamlar da bunları işte bulundukları mahallelerde veya köylerde ahaliye okuyarak onları bilgilendirmeye çalışıyorlar. Onun dışında İstanbul'da tabii ki basılan gazeteler var veya taşrada da vilayet merkezlerinde basılan gazeteler var. Bu gazetelerde de çeşitli şeylerin bu konuda yazıların yayınlandığını görüyoruz. Ama tabii gazetenin ne kadar yayılabileceği insanlara o bir şey olduğu için, sorun olduğu için, soru işareti olduğu için imamlar burada yani önemli taşıyıcı, bir taşıyıcı, aslında aktarıcı gibi çalışıyorlar. Yani halkla arada bir aktarıcı oluyor. Yani hekim, imam ve halk
Yani taşla evet. söz konusu olduğunda. Evet. Peki mesela Osmanlı'da ilk ne diyelim karantina uygulamaları ve bu pandemiye yönelik çalışmaların yapıldığı ilk dönemler neler? İlk büyük hastalık, bu salgın hastalık vakası bildiğimiz ya da buna dair çalışmalar neler biliyoruz? Neler yapıldığına dair bir şeyler? Tabii yani ilk büyük salgınlar, veba salgınları veba. Osmanlı'nın karşılaştığı salgınlar. Onun dışında yani çok geniş alana yayılan salgınlardan bahsediyorum. İşte mesela bölgesel olarak etkileyen çiçek, sıtma gibi hastalıklar var. Yine geniş alana yayılabilen verem, yani tüberküloz verem. Hastalığı var. Ama onun dışında 19. yüzyılda damgasını vurmuş en büyük hastalık kolera hastalığı. Hı hı. Ve Osmanlı'da aslında kamu sağlığının gelişme süreci kolera salgınları dönemine denk geldiği için biraz da sadece Osmanlı için değil, tüm dünya için bu geçerli. Biraz da koleranın kamu sağlığı politikalarını geliştirme noktasında iteleyici bir etkisi var. Dediğim gibi sadece Osmanlı için düşünmeyelim bunu. Aynısı bütün şey İngiltere için de geçerli. Ondan sonra Almanya için de geçerli. Fransa için de geçerli. Pek çok ülke için bunlar geçerli. Mesela şu anda şeyi görüyoruz. Koleranın yayılma yollarını gösteren bir haritayı görüyoruz. Tabii hı-hı. kolera hastalığı 19. yüzyılda dediğim gibi damgasını vuran ve 1817'de ilk büyük pandemisi başlayan ve 1923'e kadar 6 büyük pandemiyle dünyayı sarsan bir hastalık. Bakteriyel bir şey, rahatsızlık. Kolera aslında ishal demek temel olarak. Fakat yani bu hastalığa ne isim vereceklerini bilmedikleri için ve ishal etkisi gösterdiği için hastalarda kolera demişler o dönemde. İşte 1817'de hastalığın yayılmasından bu hastalığın bakterisinin izole bir ortamda incelenip nasıl hastalığa yol açtığının tespit edilmesi arasında 60 küsür yıl var. Ta 1882 yılında Robert Koch tarafından izole ortamda inceleniyor ve nasıl hastalık yaptığı insan vücudunda ortaya konuluyor. Bu su şeyli bir hastalık, su temelli bir hastalık, su vasıtasıyla yayılıyor. Kesinlikle kan yoluyla bulaşma gibi bir ihtimali yok. Ama insan vücudunun salgıladığı sıvılar veya dışkı gibi maddelerle de şey yapabiliyor, söyleyin adını, yayılabiliyor. Mesela şu an görselde sağlıklı ve koleralı bir birey, yani sağlıklıyken koleralı halinin nasıl olduğunu gösteren bir çizim var. Hastalık insanı susuzluktan öldürüyor. Organlar iflas ediyor, böbrek olmak üzere öncelikle. Yani koleradan ölmenin tanımı aslına bakarsanız susuzluktan ölmek. Yani vücudun su emilimini engelliyor ve bu sayede ölüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde öldürüyor. Veba veya diğer hastalıklara nazaran, o döneme kadar tanınmış olan hastalıklara nazaran çok hızlı bir şekilde öldürdüğü için de uzun yıllar bu hastalıkla insanlar nasıl mücadele edeceklerini tabii ki bilemiyorlar. Basit şeyler geliştiriyorlar ki çok eski dönemlerden beri uygulanmakta olan karantina bunlardan bir tanesi. Evet, karantina. Yani karantina uygulamalarının tarihi 14. yüzyıla kadar iniyor. Özellikle veba salgınları çerçevesinde ortaya çıktığını görüyoruz. Tabii karantina deyince de aklımıza, yani karantina usulü aslında geniş kapsamlı bir şey. Şu an mesela bizim kendimizi karantinada evlerimizde tutmamız da bir karantina. Evet. Devletin bizi zorla evimizde tutması da bir karantina uygulaması. Onun dışında karantina hane ve tahaffuzhane adı verilen yapıların içinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları da bu karantinanın içine dahil oluyor. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bir kavram aslına bakarsanız karantina.
Temeli tecrit tabii ki en basit manasında. 40 quarante, zaten İtalyanca quarante'den geliyor. 40 demek quarante. Yani 40 günlük bir tecrit süresinden söz ediliyor ilk uygulandığı yıllarda. Ancak daha sonraki dönemde bu sürenin 20 güne indiği, 19. yüzyılın ikinci yarısında da standart bir karantina süresinin 5 gün olduğunu, olağanüstü durumlarda ise 10 gün, 15 gün hatta 20 güne kadar karantina sürelerinin uzatılabildiğini görüyoruz. Tabii o dönem kuluçka süresi bilinmiyor. Var nasıl uygulanıyor derseniz, yani karantina haneler var. Onun dışında kordon karantinaları var. Kordon saniteri adı verilen askeri birliklerle bir bölgeyi çevirme. Yani aslında hani bugün COVID-19 salgınında işte şu köy karantina altına alındı, şu mahalle karantina altına alındı dediğimiz zaman orada bir karantinahane kurulmuyor. Oraya hükümet askeri birlik gönderiyor veya işte polis, jandarma kuvveti gönderiyor. Orası çevriliyor ve dışarıdan içeriye giriş, içeriden dışarıya çıkış da bu vasıtayla yasaklanıyor. Onun dışında yol güzergahlarının üzerine kurulmuş olan veya limanlara kurulmuş olan karantinahaneler var. Bunlar da başka bir şehirden o şehre gelen taşıtların geldikleri mahallin bulaşık mı, yoksa aktif olarak hastalığın yaşandığı bir bölge olduğu mu, yoksa temiz bir bölge olduğunu mu gösteren şeylerin, sıhhi pasaportların kontrol edildiği ve ona göre dezenfeksiyon uygulamalarına sevk edildiği veya serbest olarak yollarına devam edilmesine müsaade ettikleri istasyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Buyurun. Yani karantina, ama yani bu karantina hanelerin de bağlı bulunduğu bir yer var değil mi sonuçta? Tabii. Bunları idare eden. Karantina haneler 1838 yılında 2. Mahmut'un kurduğu karantina teşkilatına bağlı. Çeşitli isimlerle adlandırılıyor bu dönemsel olarak. İşte meclisi tahaffuz, işte meclisi umur-ı sıhhiye, karantina meclisi gibi. Ya da daha sonra meclisi kebiri umur-ı sıhhiye adını da alıyor. Bu teşkilata bağlı. Bu teşkilat da sıhhiye nezaretine bağlanıyor. Yani daha doğrusu daha sonra sıhhiye nezareti olarak da adlandırılmaya başlanıyor. Bu dediğim gibi yol güzergahlarındaki kontrolleri gerçekleştiren bir teşkilat. Onun dışında kentlerdeki meseleleri, yani bir mahallenin karantinaya alınması söz konusu olduğu zaman sıhhiye nezareti orada şeye girmiyor. Devreye girmiyor. O dahiliye nezaretine bağlı. O başka bir teşkilatlanma. Aslında Osmanlı'da kamu sağlığını hayata geçiren teşkilat da bu dahiliye nezaretine bağlı olan teşkilat. Yani bu iki yapılı bir kurumlaşma olduğunu buradan görebiliyoruz. Peki bu hep böyle mi devam ediyor? Yani Osmanlı Devleti'nin sonu gelene kadar böyle dahil devam ediyor. Fakat yani Cumhuriyet'le beraber bu sahil karantinaları yine bu şeyle devam ettirildiğini görüyoruz. Yani yol karantinaları, yani karantina hanelerinin Cumhuriyet'le birlikte yine varlığını sürdürmeye, hala da varlığını sürdürmeye devam ettiğini görüyoruz. Ama eskisi gibi tabii yoğun bir şey yok. Bunun dışında bugün farkındaysanız hala iç işleriyle ilgili bu karantina meselelerini büyük oranda İçişleri Bakanlığı yürütüyor. Tabii o dönemde sıhhiye nezareti dediğimiz şey bugünkü Sağlık Bakanlığı'na denk olmadığı için bugün sıhhiye yani bugün İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı birlikte yürütüyor. Ama o zaman bu işleri dahiliye nezareti, yani İçişleri Bakanlığı
yürütüyordu. Ülke içindeki meseleleri, sınırlardaki meseleleri ise dediğim gibi sıhhiye nezareti yürütüyordu. Evet, buradan Birinci Dünya Savaşı'na biraz Cumhuriyet dönemine doğru uzanalım. Evet, Burcu Hoca Birinci Dünya Savaşı'nda işte İspanyol gribi ve tifüs salgınları. Bunlarla ilgili sonrasında salgının neler gerçekleştirdiği hem ve ayrıca kamu sağlığı neler yapıldığından bahsedebilir miyim? Yani şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı önemli bir dönüm noktası, şu açıdan önemli bir dönüm noktası, İspanyol gribinin çıkış tarihi olması açısından. Şimdi İsmail bahsetti, daha önce erken dönemlerde veba görüyoruz. Tabii pandemiden bahsetmek istiyorum ben, dünya çapında tüm dünyayı kırıp geçiren hastalıklar bağlamında. Erken dönemlerde veba, 19. yüzyıl boyunca aslında çok büyük oranda kolera görüyoruz ve 20. yüzyılın başında da yani dünyaya çok ciddi anlamda nüfus kaybettirmiş ki bunun 50 ila 100 milyon arasında olduğu söyleniyor. Tahmin ediyoruz çünkü net bir sayı da yok. Bir İspanyol gribi salgını var. Aslında bugünkü hem alınan tedbirler açısından hem semptomları açısından hem de aslında hani işte aşı bulma çabaları, işte acaba maske kullansak mı kullanmasak mı tartışmaları vesaire açısından her açıdan aslında bugünkü COVID-19 mevzusuna benzeyen bir İspanyol gribi salgını var. Tabii biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bunun yanı sıra bir de tifüs salgını var ki bu Osmanlı sınırları içerisinde, yani aslında bir pandemi halini almayan, savaşan bütün devletlerde olmakla birlikte pandemik, yani böyle bütün dünyayı saran bir hastalık değil. Çünkü daha çok hani sıhhi koşullara siz veya dikkat etmediğinizde veya işte yeme içme gıda, yeterince gıda alamadığınızda ortaya çıkan, bitler üzerinden çıkan bir şey. Dolayısıyla tifüs özellikle Birinci Dünya Savaşı esnasında Osmanlı ordusunda da Osmanlı sivil halkında da çok ciddi bir kırıma neden oluyor. Ve dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı her iki açıdan da bir dönüm noktası. Şimdi dolayısıyla önce başlaması nedeniyle önce biraz tifüsten bahsetmek istiyorum. Şimdi tifüs tabii ilk Kafkas cephesinde ortaya çıkıyor. Aslında hani bu bölgede, Doğu Anadolu bölgesinde zaten mevcut olan bir hastalık. Ama tabii yerel görülen bir hastalık. Fakat tabii oraya askeri yığınak yapılıyor. Ve o askeri yığınak esnasında hijyen şartları mümkün değil. Askerler çok büyük oranda sivillerin evlerinde kalıyorlar. Ve dolayısıyla halkta olan bu tifüs hastalığı askerlere de geçiyor. Ve daha sonra Kafkas cephesinde savaşıp buradan geri dönen askerlerle birlikte tüm Anadolu'ya ve İstanbul'a da yayılıyor ve ciddi bir salgın halini alıyor. Bu arada tabii şunun altını çizmek lazım. Tifüs salgını her ne kadar pandemi olarak tüm dünyaya yayılmasa da Osmanlı nüfusu içerisinde İspanyol gribinden daha çok kişinin ölümüne neden oluyor. Hatta şöyle altını çizeyim, biliyorsunuz Sarıkamış Harekatı Kafkas cephesinde önemli bir dönüm noktası da çünkü Osmanlı ordusundaki askerlerin çok büyük bir kısmı daha Rus ordusunu görmeden donarak hayatını kaybetmiştir. İşte bu donarak hayatını kaybetmemeyi başarmış olan askerlerin çok büyük bir kısmı tifüsten hayatını kaybetmiştir. Dolayısıyla çok ciddi bir nüfus kaybına yol açmıştır hem sivil hem askeri anlamda ve biz tabii sivil kayıpları bu dönem aynı zamanda da bir kaos dönemi hem İspanyol gribi için hem tifüs için kayıpları tamamen tahmin edemiyoruz hiçbir zaman. Yani askeri anlamda tifüs için bir takım kayıplar tutulmuş. Fakat bunların da tabii ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Çünkü bir ateşli hastalık dediğimiz bir hastalık daha var ve bununla çok benzer semptomları var. İkisi de zaten bitlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani hangi hastalıktan ne kadar kişi öldü, askeriyede bile bunu saptamak çok da kolay değil. Dolayısıyla hani totalde ne kadar bir kaybımız olduğunu dahi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Hem sivil hem asker olarak bakarsak ama İspanyol gribinden Osmanlı topraklarında 90 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor yaklaşık. Bundan çok daha fazla tifüsten ölen kişi sayısı. Yani tifüs aslında bir pandemi olmamasına rağmen Osmanlı topraklarında İspanyol nezlesinden, İspanyol gribinden çok ciddi, çok daha fazla bir tahribat yapıyor. Bir kere bunu cepte tutalım. Bir de tabii 1918'de tam işte savaş aslında son senesinde bir de tüm dünyaya yayılan bir İspanyol gribi pandemisi ortaya çıkıyor. Tüm dünyaya yayılıyor, tüm kıtalara. Aslında Amerika
1960'da ilk ortaya çıkıyor ve tam da bu ara aslında Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'nın ittifak devletleri yanında dahil olduğu süreç. İşte aslında burada enfekte olmuş askerler bu virüsü önce Avrupa'ya taşıyorlar. Çünkü Avrupa'ya asker gönderiliyor cephelerde savaşması için Amerika tarafından. Ve bu askerler tarafından Avrupa'ya yayılıyor. Avrupa üzerinden de bize geliyor. Osmanlı Devleti'ne. Üç dalga şeklinde görülüyor. En öldürücü olan dalga ikinci dalga. Virüs şey değiştiriyor, mutasyona uğruyor. Şimdi ilk dalga 1918 Mart'ında görülüyor. Daha sonra yaz ayıyla böyle hafiften bir azalma olduğunu görüyoruz. Ama Ağustos'un bitimiyle birlikte, tam da tabii bu arada Ağustos'un bitimi hem yaz ayının bitimi hem de aynı zamanda askerlerin de tabii 1. Dünya Savaşı sona ermiş. Artık anlaşmalar imzalanmış. Yavaş yavaş askerler terhis oluyor ve ülkelerine dönüyor. İşte bu ülkelerine dönmeleriyle birlikte ve işte bir yandan da tabii 1. Dünya Savaşı çıktı diye insanların böyle sokaklara dökülüp gösteriler vesaire yapmasıyla birlikte o hani bugün sosyal mesafe diyoruz ya ne kadar önemli olduğunu işte o sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle aslında yeniden ciddi bir dalga şeklinde patlak veriyor. Çok ciddi bir tahribata yol açıyor bu sefer. Bir üçüncü dalgası da 1918 işte Aralık ayında başlıyor. 1919'un ilk aylarına kadar sürüyor. Tabii bunlar öldürücü dalgalar. Daha 1921'e kadar hani insanların normal grip gibi artık daha öldürücü olmaktan uzaklaşıyor. Fakat 1921'e kadar İspanyol salgının görüldüğünü görüyoruz. Tabii Osmanlı kısmen bundan diğer dünyadaki ülkelere göre daha az hasar görüyor. Neden? Çünkü bir biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı nedeniyle bir ulaşım anlamında bir abluka durumu söz konusu. Hem Osmanlı'nın artık bugünkü kadar tabii ulaşım şeyinin de çok yaygın olmadığını, ağının yaygın olmadığını görüyoruz da savaş nedeniyle de zaten hani belli tahribatlar yapılmış. Dolayısıyla hızlı yayılamıyor. Daha çok zaten görüyorsunuz işte Ankara, Yozgat vesaire gibi böyle tren yolunu takip eden bir biçimde o hastalığın yayıldığını görüyoruz. Yani aslında o iletişim hatlarıyla alakalı bir şey. Ama bir Avrupa'daki kadar öldürücü olmuyor bizim açımızdan. Ama nihayetinde baktığımızda Cumhuriyet'e çok ciddi bir aslında nasıl diyelim hani şey tabiri vardır ya bizde işte enkaz devralmak. Gerçekten nüfus açısından Cumhuriyet rejimi ciddi bir enkaz devralıyor. Çünkü tabii tam olarak yine rakamları bilmiyoruz ama önce 1. Dünya Savaşı, işte İspanyol salgını, tifüsler, daha sonra işgal ve daha sonra işte 23'e kadar bir milli mücadele 22'ye kadar ve daha sonra 1923'te Lozan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Bu tarihte zaten artık sürekli savaşan bir kere savaşta kaybettiğiniz ciddi bir nüfus var. Ve bunlar bu genç nüfus tabii ki. Ve bunun yanı sıra bir de salgın hastalıklarda asker ölümlerinden daha fazla bir nüfus kaybetmişsiniz. Ve düşünün ki yaklaşık işte 1914-1924 derseniz takriben böyle 10 senedir sürekli savaşta olan bir toprak parçası devralıyorsunuz. Dolayısıyla bu toprak parçasının Cumhuriyet kurulduğu zaman hem iktisadi anlamda hem sosyal anlamda hem şehirsel anlamda bir yeniden inşa dönemi. Dolayısıyla siz bu yeniden inşa dönemi için en başta neye ihtiyacınız var? İnsan gücüne ihtiyacınız var. İsmail de en başta bahsetmişti. Hani en önemli şey neydi? Bir insan gücü. İkincisi de işte sağlıklı askerler aslında. Kamu sağlığı politikasının ortaya çıkışı da bunlar nedeniyleydi. İşte Cumhuriyet döneminde bunun ekstra önem kazandığını görüyoruz. Çünkü ne ekonomide, ne fabrikalarda, ne tarım alanında, ne de başka hizmet sektörlerinde seferber edebileceğiniz elinizde bir nüfus yok. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk dönemleri adeta bir sağlık seferberliği dönemi yaşandığını görüyoruz. Bu dönemde tabii Osmanlı'nın son dönemlerinden miras alınan kitabımızda da bu konuda çok güzel bir yazı var edit kitabımızda. Bir tereddi korkusu var. Yani acaba yani bir Türk ırkı geriliyor mu? Yani Türk ırkında bir bozulma mı var? Çünkü zaten hani elinizde az miktarda insan kalmış. Bunlardan işte genç nüfusu savaşta kaybetmişsiniz. Elinizde daha çok çocuklar, yaşlılar ve kadınlar kalmış ve geri dönebilenler, salgınlardan ve savaşlardan sağ çıkmayı başarabilenler var elinizde. Şimdi bunlardan da tabii işte birazdan bahsedeceğim frengidir, sıtmadır, bunun gibi hastalıklara yakalananlar var. Acaba bizim nüfusumuz geriliyor mu? Yani biz bir nüfus sıkıntısı içine mi düşeceğiz? Bir ikincisi var olan nüfusumuz da acaba dejenere mi oldu?
korkusu yaşanıyor. Yani bir öjenist politikaların kısmen aslında hayata geçirildiğini, işte bu geçen günlerde de böyle dolaşıma sokulmuş işte evlenmenin teşvik edilmesi, işte bekarlara vergi kesilsin mi kesilmesin mi tartışmaları yaşanmıştı. İşte evliliğin gerçekten bu dönemde teşvik edildiğini görüyoruz mesela Cumhuriyet'in ilk döneminde. Bu ıskatıcının yani hani kürtaj meselesine engellenmek üzere çok ciddi eğilindiğini görüyoruz. Neden? Çünkü maksat hem iş gücü hem de tabii bir İkinci Dünya Savaşı'nın da aslında bir hesaplaşmanın da olacağı gün gibi aşikar. Dolayısıyla hem olası bir savaşta ordunuzu güçlü tutmak hem de devleti yeniden yapılandırmak için sizin tırnak içerisinde gürbüz çocuklara ihtiyacınız var. Dolayısıyla evet, sağlıklı gürbüz çocuklar. Nesil yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu dönem, Cumhuriyet'in ilk dönemi gerçekten de salgın hastalıklarla böyle bir anlamda sıhhi seferberlik dönemi. Bu dönemde 3 tane özellikle hastalık var mücadele edilen. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi verem. Çünkü verem bu dönemde ciddi anlamda tahribat yapıyor. Devletin bu konuda tabii çeşitli önlemler almaya çalıştığını görüyoruz. İkincisi de daha çok şehirlerde verem. İkincisi sıtma. Sıtmanın önemi şu, sıtma da aslında sıtma şeyden beri olan bir hastalık baktığımızda. Osmanlı döneminden beri gündemde olan bir hastalık. Tabii sıtmayı yeniden bu kadar gündeme getiren iki önemli bölgede oluyor. Üç önemli aslında. Bir tanesi Ankara, başkentte de çok ciddi sıtma görülüyor çünkü. İkincisi Adana, en önemli tarım. Üçüncüsü Aydın. Yani en önemli tarım bölgeleri ve başkentte, yeni başkentte ciddi sıtma vakaları var. Yani çünkü ciddi bataklıklarla örülü bölgeler bunlar. Ve dolayısıyla sıtmaya karşı da adeta bir savaş veriliyor bu dönemde. Üçüncü hastalığımız da Frengi. Frengi de aslında doğrudan bu demin söylediğim tereddü yani dejenerasyon korkusuyla alakalı. Çünkü Frengi baktığınızda hani İsmail'in dediği gibi kolera gibi çabuk öldüren vesaire bir hastalık değil ama nesilden nesile geçebilen bir hastalık. Dolayısıyla acaba bizim ırkımız dejenere olur mu? Yani ırkı dejenerasyondan kurtarmak amacıyla birazcık da tabii cinsel yolla bulaştığı düşünülen, her ne kadar hani masum Frengi dediğimiz başka bir versiyonu olsa da birçok insanın cinsel hastalık olarak düşündüğü ve dolayısıyla hani sakladığı da bir hastalık. Dolayısıyla hani bunu ortaya çıkarmak ve nesilden nesile geçişini aslında engelleyerek bir şekilde o sağlıklı neslin hani hem mevcut çocukları hayatta tutmak, o ölüm oranlarını azaltmak, sağlıklı yani bireyleri sağlıklı kılmak. İkincisi de işte bu Frengi üzerinden aslında ırkın dejenerasyonunu önleme gibi çift kollu bir sağlık seferberliği yürütüldüğünü görüyoruz bu dönemde. Şimdi ben ikinize de şunu sormak istiyorum. Hani Osmanlı'da bu Osmanlı'da başlangıç, işte Cumhuriyet dönemi falan ama sanırım ortak olan şöyle bir şey var. Hani sağlıklı olmak ne demek? Yani ister salgın hastalık olsun, ister normal hastalık olsun ya da yeni işte Cumhuriyet'te birlikte gürbüz daha yetiştirmek şudur budur. Sağlıklı olmak ne demek? Bir de salgın söz konusu olduğunda salgınla savaşmak. Yani bir savaş söylemi üretmek. Hani bugün de aynı şey var. Biz bu virüsle savaşıyoruz. Yani bunun böyle hani siz de bahsettiniz hem İsmail Bey hem siz. İkiniz de bu özellikle askerleri yani orduyu bir nevi hem güçlendirmek, orduyu da korumak için bu yapılmış. Tabii diğer dillerde bu nasıldır bilmiyorum ama sanırım Türkçe'de söz konusu olduğunda hem normal ve sağlıklı olmak hem de salgın söz konusu olduğunda bir savaş söylemi üretmek de sanırım değişmeyen bir şey olmuş. Değil ben mi? Savaş, yani Osmanlı döneminde çok bir savaş şeyine denk gelmedim. Yani bilmiyorum İsmail hani daha iyi bilir ama yani bu daha çok bence Cumhuriyet'e has bir şey bu savaş söylemi. Çünkü elinizde ciddi anlamda çok az bir nüfus kalmış. Düşünün ki elinizde genç nüfus yok. Dolayısıyla yeni yani hem doğum sayısını arttırmanız gerekiyor. İkincisi doğan çocukları sağlıklı tutmanız gerekiyor ki bunlar bir şekilde üretime girsinler ve siz devleti istediğiniz şekilde dönüştürebilirsiniz. Yani aslında o savaş söylemi direkt şeyle hani bakıyorsunuz o dönem işte bir bağımsızlık savaşı var. İşte daha sonra cehaletle savaş var. Üçüncüsü de aslında sağlık savaşı. Yani hani nüfusu o şey tutmak yani güçlü ve nasıl diyelim bol tutmak aslında bir anlamda hani. Güçlü ve sağlıklı bireyler. Hani Osmanlı'da çok böyle bir savaş söylemi var mı? Ona emin değilim açıkçası. Yani çünkü İspanyol Nezlesi döneminde bile
o savaş şeyi, yani bu kadar şey değil, yani bu kadar vurgulu değil. İsmail tabii ne der bilmiyorum. Yok, genelde yani bir savaş söylemi yok hastalıklarla ilgili. Yani spesifik bir hastalıkla mücadeleden söz ediliyor ekseriyette. Yani işte kolerayla mücadelede atıyorum ittihazı lazım gelen tedavir. Mesela bir aklıma geldi bir anda. Bu türden başlıklar mesela risaleler de bu şeyleri taşıyor. Başlıkları taşıyor. Yani onunla savaşmak gibi bir öyle sert bir söylemden ziyade daha belki biraz daha yumuşatılmış mücadele etmek gibi bir söylem var. Burcu'nun dediği gibi yani bu sağlıklı nesil yetiştirme aslında bu Osmanlı'da da var. Yani Abdülhamit döneminden itibaren başlıyor. Çünkü bu artık nüfusun alarm vermesi olayı 19. yüzyılın başından beri Osmanlı, hatta 18. yüzyıldan beri sürekli savaşıyor. Yani savaşsız geçen bir dönem hemen hemen hiç yok. Dolayısıyla bir tarım devleti Osmanlı ve tarım yapabilecek aktif nüfusa ihtiyacı var. İki, sürekli savaş içinde olduğu için aktif savaşabilecek erkek nüfusa ihtiyacı var. Dolayısıyla ta Tanzimat'tan beri işte mesela Iskat-ı Cenn'in yasaklanması, ondan sonra Abdülhamit döneminden itibaren özellikle anneler üzerine politikalar uygulanmaya başlaması, onlara yönelik risaleler hayata geçirilmesi, işte İttihat Terakki döneminde çocukların ön plana çıkarılması. Evet, yani kadınlara yönelik gazetelerde veya süreli yayınlarda, mecmualarda nasıl iyi bir anne olunur, nasıl iyi bir eş olunur üzerine yazılar yazılarak bunların vurgulanması. Tabii burada temel amaç aslına bakarsanız çocuk ölümlerini azaltmak ve özellikle çocukları öldüren işte hastalıklarla mücadele etmeyi öğretmek annelere ve anne adaylarına. Evet. Ama bu yüzyıl yani salgınlar yüzyılında 19. yüzyılda yani Burcu'nun dediği gibi ve 20. yüzyılda devam eden süreçte bütün devletlerin ortak bir derdi var. Bu salgınlar ortaya çıktıkları zaman bu salgınların neden oluştuğu veya insanları nasıl öldürdüğü anlaşılamadığı için bir çaresizliğe düşülüyor. Yani mesela şu anda aynı şeyi yaşıyoruz. Ben burada bir araya girmek istiyorum. Çok özür dileyerek. Şimdi mesela İspanyol gribi ilk ortaya çıktığında, çünkü hani 1918'ler hani uzun kolera salgınları atlatılmış, artık hani kolera öyle veya böyle ehilleştirilebilmiş bir hastalık olarak görülüyor. Ve dolayısıyla aslında toplumda ciddi anlamda bir salgınları yendik. Artık hani şu anda biz düşünüyoruz yani 21. yüzyılda biz nasıl evde kalabiliriz? Bir şaşkınlık içindeyiz. Hani rüya gibi geliyor. Aslında 1918'deki halk için de öyle. Çünkü baktığımız zaman onlar da kendi çaplarında tıpta çok ileri gittiklerini ve nasıl hani biz kolera salgınını yendik, hani nasıl böyle yeniden bir salgın çıkabilirin aslında şoku içindeler. Aynı şoku o dönemde de yaşıyorlar. Çünkü hani onlara göre de o dönem hani tıp açısından çok büyük gelişmeler yaşanmış ve artık hani bir zirveye varılmış olarak görülüyor baktığımız zaman. Yani burada tıp biliminin gelişmesi ve özellikle tıpın yanında bakteriyolojinin ve mikrobiyolojinin gelişme süreci çok önemli. Yani sağlık tarihi açısından da dünya tarihi açısından da çok önemli ve tabii burada belki de en büyük borçlu olduğumuz kişilerden birisi Louis Pasteur. İşte Pasteur Enstitüsü'nü kuruyor Paris'te ve öğrenciler yetiştiriyor. Sonra Cenevre'de ikinci şubesi açılıyor. Mesela dünyada açılan üçüncü şubesi İstanbul'dadır. Pasteur Enstitüsü'nün. Bu da önemli bir şey. Yani Osmanlı'nın bilimsel ilerlemeyi nasıl yakından takip ettiğini göstermesi açısından mühim. Bunu bakın, bunları Cumhuriyet de miras alıyor. İşte bugün Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü neden kapatıldı soruları sorulduğu zaman, işte o Refik Saydam Hıfzı Sıha Enstitüsü niye kuruldu? Çünkü zaten daha önceden böyle bir tecrübe vardı. Bakteriyoloji hane-i şahanede vakti zamanında, yani 3. Pasteur Enstitüsü dünyadaki bakteriyoloji hane-i şahane zamanında çiçek aşısı üretildiğini görüyoruz. Kolera için aşılar üretildiğini görüyoruz. İşe yaramasa da. Bir de böyle de bir durum var. Cumhuriyet döneminde yaşıyor. Bakteriyolojik ve virütik hastalıklar birbirinden çok farklı. Bakteriyolojik hastalıklarda aşı
çoğu zaman işe yaramıyor. Mesela kolera için kesin bir aşı söz konusu değil. Virütik hastalıklar daha şey. Mesela dünyada bakteriyolojik hastalıkların hani artık evet bundan kurtulduk denileceği tarih 1927 yılı. Penisilin icat ediliyor. İlk antibiyotik yani. Antibiyotiğin icat edilmesi bile bakın ne kadar geç bir dönem. Bu kurumlar yani sağlık kurumları hem hastaneler hem hekimlik hem işte bakteriyoloji ve mikrobiyoloji alanındaki bu kurumlar Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, tabii Osmanlı da bunu aldığı devletlerin birikiminden faydalanıyor. Böyle bir zincirleme, ilerleme var. Politikalarda da böyle bir aslında devamlılık söz konusu. Ben de şeyi vurgulamak istiyorum. Yani aslına baktığımızda hani bence Osmanlı'dan günümüze gelen böyle bir hızlı hareket etme kabiliyeti var devletin salgınlara karşı. Mesela bakıyorsunuz 2. Mahmut döneminde de yani kolera salgını pat işte ilk Osmanlı'ya gelişi hemen mesela karantina uygulamasının yürürlüğe konduğunu görüyoruz. Yani devlet aslında hızlı davranıyor. Yani üzerine düşen vazifeyi yapıyor Osmanlı döneminde de. Cumhuriyette de benzer bir biçimde işte o şeyler devam ettiriliyor. Yani aslında baktığımızda hani o devletin hızlı, yani salgınlar karşısında hızlı hareket etme fonksiyonu var. Ve İsmail'in dediği gibi özellikle yani tıp konusunda ve işte salgınları önleme konusunda hemen yabancı devletlerden hemen en şey öne çıkmış neresiyse hemen oradan bir şey transferi var. Teknoloji transferi. Bakıyorsunuz mesela işte 2. Mahmut döneminde hemen işte Fransa'da yayınlanan talimatname alınıyor mesela. Kolera talimatnamesi hemen tercüme ettirilip işte halkı bilinçlendirmek üzere yayılıyor. Dolayısıyla aslında Osmanlı gayet bilinçli yani salgınlar konusunda. Baktığımız zaman İsmail'de katılır herhalde diye düşünüyorum. Evet. Ha bu arada şeyin de altını çizmek istiyorum. Demin söylemeyi unuttum. Bu hani kamu sağlığının kurumsallaşması, hani artık daha halkın her tarafına inebilir hale gelmesi de bu arada Cumhuriyet'le birlikte olan bir şey. Çünkü hani dedim ya bir sağlık seferberliği, işte o savaş tırnak içerisinde bir savaş dönemi var. O süreçte ilk defa dispanserlerin artık açılıp tabii hızlı müdahale ve tüm Anadolu'ya müdahale etmek bağlamında artık yavaş yavaş dispanserlerin açıldığını ve halka kadar en ihtiyacı olan insanlara kadar inilmeye çalışıldığını görüyoruz işte o mücadele kapsamında. Aslında hani halkın çok büyük bir kısmına sağlık uygulamasının ulaştırılabilmesi aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte başlıyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Maalesef artık biraz bitirmek zorundayız. Sizin son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Şunu da söyleyelim, bunu da geçmeyelim dediğiniz şeyler. Benim yok, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz şöyle yapalım o zaman son olarak. Sizin hazırladığınız kitaptaki diğer yazarlar ve bölümlerinden de bahsedelim. Öyle kapatalım isterseniz. Bu bir derleme bir kitap. Çünkü sizin evet, hazırladığınız değil mi? Bir de şunu Burcu da söyleyeyim. Burcu hocam siz söyleyebilir misiniz? Burcu kitaptaki? Aktarsın bunu. Ben de bir sayı yaptım toplumsal tarihte. Maraz-ı Sari, Emraz-ı Müstevli diye tarihte salgın hastalıklar başlığıyla. Bunu da daha bu COVID gündeme gelmeden önce bir kitaba çevirme, ek yazılarla projesi hayata geçirmeye başladım ve yazılar sipariş etmiştim. Şimdi COVID'le beraber onu da haberini vereyim. Harika. Bir yılın ilk aylarında bekleyeceğiz. Yeni bir kitap daha geliyor. Şimdi peki. Burcu eski kitabımızı anlatsın. Evet. Yani şimdi aslında burada bahsettiğimiz birçok şey var. Yani ilk makalemiz mesela İsmail'in kamu sağlığının kurumsallaşmasıyla ilgili ve kolera ile ilgili yazısı. Berrak Burçak'ın demin bahsettiğimiz işte kadının 2. Abdülhamit döneminde bilinçlendirilmesi bu bağlamda işte çocuk ölümlerini azaltmak bağlamında ona dair bir yazısı var. Yücel Yanıkdağ'ın demin biraz önce söylediğim Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu tereddi işte dejenerasyon korkusuyla ilgili çok enteresan bir yazısı var. Gene kitapta aslında sadece hani Anadolu'yla sınırlı kalmaya çalışmadık. Farklı alanlardan kesitler de sunmaya çalıştık. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı çok geniş bir imparatorluk. Dolayısıyla bu bağlamda Ömer Gezer Osmanlı-Habsburg sınırında vebadan bahsetti bize 18. yüzyılda.
Yine Saro Dadya'nın enteresan bir makalesi var. Taksim ve çevresindeki mezarlıkların, aslında hani Taksim, Pera ve civarı mezarlıklarıyla ünlü bir yer. Nasıl o mezarlıklar taşınıyor kolera salgını nedeniyle 1865'te ve nasıl farklı bir mekan haline getiriliyor aslında bugünkü Taksim ve Pera, ondan bahseden enteresan bir yazısı var. Yine Chris Gratian'ın bu sıtma ve çeltik üzerine, Çukurova ile ilgili enteresan, oradaki sıtma, Osmanlı döneminde sıtma mücadelesiyle ilgili tartışmaları içeren enteresan bir yazısı var. Yine Sabri Ateş'in Osmanlı-İran sınırında kolera ve cenaze trafiği üzerine, salgınlar üzerinden, salgınların aslında ne kadar diplomasiye yansıdığını bize çeşitli örneklerle, enteresan örneklerle anlatan çok güzel bir yazısı var. Benim naçizane katkıda bulunduğum yine bu salgınların, aslında bu salgın hastalıkların doğu sınırında nasıl tedavi altına alınmaya çalışıldığına dair Bağdat'taki hastanelerle ilgili bir yazım var. Son bölümümüzü de 3 bölüm şeklinde, son bölümümüzde Cumhuriyet dönemi sağlık politikalarından bahsettik. Ve 3 tane önemli yazımız var. Hani demiştim ya, Cumhuriyet dönemi 3 ana aslında hastalık damgasını vuruyor. Esinden bahsediyor Cumhuriyet döneminde. En önemli mücadele verilen hastalıklardan bir tanesi. Ceren Gülser, İlikan Rasimoğlu da bize verem mücadelesiyle ilgili aslında Cumhuriyet'in ne önlemler aldığını ve nasıl mücadele ettiğinden bahsediyor. Zehra Betül Atasoy da Frengi üzerinden, İstanbul'daki Frengi üzerinden mekansal dönüşümden bahsediyor aslında bize. Dolayısıyla aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar hem imparatorluğun çeşitli kesitlerinden hem de çeşitli hastalıklar üzerinden genel bir panorama çizmiş olduğumuzu düşünüyorum. Evet, umarım faydalı güzel olur. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir kitap. Ben de çok keyif alarak okudum ve çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bugün Burcu Kurt ve İsmail Yaşayanlar'la birlikte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı kitaplarından yola çıkarak bir program yaptık. Hoşçakalın, görüşmek üzere.